Bursaspor Başkanı olarak karşınızdayım. Dimdik de ayaktayım. Allah'a çok şükür hiç kimseden de korkum yok. Haram da yemedik. Ve bundan sonra Bursaspor'umuz inşallah çok daha güzel yerlerde olacak. Bunun da sözünü size verebilirim. Çok da fazla detaya girmek istemiyorum. Evet, Trabzonspor maçında sevindik ama bir o kadar da üzüldük. Çünkü neticede Bursaspor buralarda olmaması gerekiyordu. Ama maalesef bu durumları yaşamak zorundaydık. Ben yanımdaki, çevremdeki arkadaşlara şunu söyledim. Allah bize ders verdi dedim. Bursaspor camiası öyle bir camia olmuş ki dedikodu burada, çekememezlik burada, birbirinin kuyusunu kazma burada, sadece laf üreten arkadaşlar burada, menfaatine dokunup da Bursaspor'a küsen, Bursaspor'a eleştiriler yapan arkadaşlar burada, para vermeyenler burada. Sadece konuşanlar burada. Allah dedi ki ben size bir ders vereyim. Kendinize çeki düzen verin. Evet, dersimizi aldık. Herhalde buradan hepimiz ders çıkartmış olmamız lazım. Biz yönetim olarak defalarca da bunu söyledim. Hatalar yaptık. Ama burada basını hata yaptı. Burada taraftarı hata yaptı. Burada camia hata yaptı. Son maçta ben neyi gördüm biliyor musunuz? Eğer o destek olmuş olsaydı biz Bursaspor'u ilk üç oynatırdık. Son maçta bunu gördüm arkadaşlar. Bakanımızla, valimizle, belediye başkanımızla, taraftarlarımızla, üyelerimizle, herkes ama herkes ve dualarıyla evde de bol bol dua ettiler. Allah yüzümüzü kara çıkartmadı ve böyle şu anda devam ediyoruz. Hayatta en çok nefret ettiğim şey dedikodu. Az evvel arkadaşım bir tanesi çıktı. Dedikoduyla scout ekibi iki hafta kalmış 39-40 bin euro. Efendime söyleyeyim kulübe masraf olmuş. Arkadaşım. Ben yıllık 4,5 milyon Bursaspor için faiz ödüyorum. Bu 39 milyon euroyu harcatır mıyım? Hiç olmazsa birazcık bunu düşünün. Eğer Bursaspor'u seven bir insan varsa herhalde içinizde en fazla ben seviyorumdur Bursaspor'u. Çünkü en fazla katkıyı ben yapıyorum. Ben herkesten de bunu bekliyorum. Evet arkadaşım bırak deme. Bırak deme. Hayır bakın oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim. Konuşuyoruz kardeşim. Bir oraya da geleceğim. Maddiyatla Bursaspor ölçülür. Nasıl ölçülür biliyor musunuz? Bursaspor'un borcu olmaz. Bursaspor'un biz 2010 yılından şeylerini ödüyoruz. Menajerlik ücretlerini ödüyoruz. Borcu olmaz. Her şey tıkır tıkır gider. Borçsuz bir kulüp alırsınız. Rahat rahat kulübü yönetirsiniz. Biz geldiğimizde 300-305 milyon gibi bir borcumuz vardı. Az evvel bir arkadaş 480 milyondan bahsetti. Şu andaki borç miktarımız 306 veya 307 milyon gibi. Kısa vadeli borç 209 milyondan 90 kusur milyonlara düştü. Şu anda tam rakamları yani net veremiyorum ama 90 milyon civarında. Biliyorsunuz bir yapılanma yaptık. Bu yapılanmada borcumuzu 6 seneye böldük. 6 seneye uzattık. Yani dolayısıyla kısa vadeli borcumuz 200 kusur milyonlardan 90 milyonlara düştü. Az evvel arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki ben borcu %50 düşürmeyi garanti ettim. Evet. %50 düşürmeyi garanti ettim Aydın Bey. Ve bunu yapamazsam giderim de dedim. Doğru söylüyorsunuz. Ama ben sizin için gitmeyeceğim. Ben burada Bursaspor'u düşündüğüm için kalıyorum. Neden kalıyorum biliyor musunuz?
İki hafta içerisinde çok büyük bir proje bitiriyoruz. Allah'ın izniyle bu yapılan projeyle Bursaspor'un kasasına artı 150 milyon gibi bir para girecek. Bunun için gitmiyorum. Bunun için de kongre kararı almadım. Ben başkanlarımla da bunu konuştum. Eğer bunu yapsaydım bir sonraki yönetimin bunu yapabileceğine dair şüphem vardı. Onun için de gitmedim. Onun için de buradayım. Bu iş gerçekleşsin. İstemezseniz de gidebiliriz. Furkan Özçal'la ilgili arkadaşım bir tanesi konuştu. Evet, Furkan Özçal'ı biz 650 bin euroya bedelsiz aldık. Oynamadı. Sakatlandı. Kampta sakatlandı. Ama Furkan Özçal 250 bin euro kendi alacağından indirim yaptı. Yani Furkan Özçal'a bu sene 250 bin euro daha az bir para ödedik. 15 gün dışarıda kalmadı scout ekibimizden bir arkadaşımız. Aşağı yukarı 5 gün veya 6 gün kaldı. Harcanan para da 750 euro. Arkadaşlar bunlar birinci sınıfta gitmiyorlar. Bunlar ekonomik sınıfta gidiyorlar. Benim yanımda çalışan insanlar öyle har vur parmağı savuramazlar. Stanko 800 bin euro alacaktı bu sene. Biz 900 bin euro verdik. Onu da burada artı parantez söyleyeyim. Borçlanma yetkisiyle ilgili arkadaşımızın biri konuştu. Evet biz 19.1'de 2016'da genel kuruldan alabilir ve satabilir yetkisini aldık. Mali genel kurul yapılmadı diye söyledi bir arkadaşımız. Nisan'da mali genel kurul yaptık arkadaşlar. Şimdi bazı gazetelerde de çıktı zaten. Proseneçki konusunda maalesef olmadı. Ben özellikle neden istiyordum onu? Çünkü 6 aydan beri Bursaspor'da takip ediyordu. Kendisine çok gelmek istiyordu. Ama elimizde de Proseneçki'den daha üst seviyede olan hocalar da vardı. Onların bir tanesiyle görüşülüyor. Yani büyük ihtimalle gelecek hafta ortasına kadar hoca konusunu halledeceğiz. Yani bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın. Arkadaşlar az evvel de söyledim. Bakın şu anda bakanlarımız, bakanımız, milletvekillerimiz, dün de şeye gittik, Turkcell'e gittik. Herhalde oradan da bir 20-25 milyona yakın bir gelir bekliyoruz. 516 hatlarla ilgili. Ben herhalde bu bir ay veya bir buçuk ay içerisinde oluşacak. Ben bütün taraftarlarımızdan, üyelerimizden bu 516 hatlara rağbet etmesini istiyorum. Çünkü buradan aşağı yukarı Bursaspor'un kasasına 25 veya 30 milyona yakın bir para girecek. Bu da diğer projeden ayrı bir proje. Biliyorsunuz bir benzin istasyonu almıştık. Bir ay evvelsi de Sayın Valimizin katkılarıyla 28 dönüm bir arazi daha aldık. Onun da ödemesini herhalde 500 milyonunu verdik. Diğer kısmını da 6-7 ay taksitle ödeyeceğiz. 28 dönüm de arazimiz oldu. Yani bunlar daha da fazlalaşacak. Gerçi bazı arkadaşlar bana ağlayan başkan diyorlar. Çok fazla paradan bahsettiğimden bahsediyorlar, konuşuyorlar. Ama maalesef onsuz da hiçbir şey olmuyor. Evet, ağlamayan çocuğa meme vermiyorlar ama başkanım hala da meme vermiyorlar. Şimdi burada bakın özellikle şunu belirtmek istiyorum. Evet, bizim yapımız maalesef bu. Veren bir toplum değiliz. Hep isteyen bir toplumuz. Sırada bakıyorsunuz, kelli felli adamlar bedava girmek için uğraş veriyorlar. Sırada bakıyorsunuz, bedava bilet almak isteyenler, bedava şeylerin turnikelerin üzerinden onlar da tespit edildi. Turnikelerin üzerine atlayıp da giren arkadaşları görüyoruz. Veren toplum değiliz. Sadece konuşan toplumuz. Lemi kardeşimiz gibi. Kusura bakmayın Lemi Bey. Evet. Her yönetimi düşürmek için
ne gerekiyorsa yapıyor. Kendisi hakikaten çok iyi bir Bursasporlu. Bursaspor için de elinden ne geliyorsa yapıyor. Sağ olsun, var olsun. Bu onun gibi arkadaşımız çok. Maalesef. Çok arkadaşımız var. Sosyal medyadan algı yapıyorlar. Sosyal medyadan taşlıyorlar. Yani ben burada herkesten şunu rica ediyorum. Birlik olalım. Beraber olalım. Yani biz bugün varız, yarın yokuz. Gidebiliriz. Ama Bursaspor kalıcı. Bursaspor hepimizin Bursasporu. İçimize sirayet etmiş insanlar vardı. Onlar da yavaş yavaş özce tesislerinden gerekli kişileri gönderiyoruz. Yani bayağı güzel şeyler olacağını ben buradan kesinlikle hepinize söz veriyorum. Tekrar söylüyorum, dimdik ayaktayız. Hayır, 400 bin euro ya oynamıyordu Gençler Birliği'nde, 800 bin euro oynuyordu bu sene. Biz 900 bin euro, onun şey bedeli, yıllık bedeli 700 bin euroya aldık. Stanko'yu. 700 veya 750, şu anda tam hatırlamıyorum. Yeni Fransız teknik direktör 2 seneden beri çalışmıyor diyorlar. Açsınlar baksınlar, adam daha yeni Nijerya milli takımını bırakmış. Yani biraz daha bilgi alsınlar. Buyurun başkanım. Arkadaşlar, transfere gelince ben biraz bilgi vereyim transferle ilgili. Bir arkadaşlar kere, lütfen ses olursa. Bir kere Harun hariç, Aziz hariç geri dörtlü olduğu gibi değişiyor. Yani scout ekibimiz onlarla ilgili çalışmalar da yaptı. Biz fiyatlarla oturuldu, görüşüldü. İşte yeni hocamızla oturacağız, görüşeceğiz. Tabii bunları, yani bunları muhakkak alacağız. Geri dörtlü bizim için çok önemli. Bu sene zaten ne çektiyse geri dörtlüden çektik. Açıklar muhakkak olacak. İki tane açık. Belki bir tane çilek santrafor düşünüyoruz. Orta sahaya da bir tane altı numara, iyi bir altı numara. O da çilek olabilir. Yani bu sene herhalde paraya kıyacağız. Yani bu projeler gerçekleştikten sonra zaten Bursaspor'un bir daha sırtı yere gelmez arkadaşlar. Yani emin olun, bakın bundan kesinlikle emin olun. Ben eğer buradaysam yemin ediyorum size bu projeleri gerçekleştirmek için. Verdiğim sözü tutmak için. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Sayın Aydın Çoközler, arkadaşımız ısrarla bir söz istemişti. Arkadaşlar, yalnız şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Bizim hakikaten vermeye elimiz alışık değil. Burada bana diyorlar ki siyaset yapıyorsun. Hayır, ben belediye başkanı, bakın belediye başkanını gelmeden, başkan olmadan ya bir defa veya iki defa gördüm. Kendisi çok iyi bir Bursasporlu. Adamı bile, başkanımızı bile üzdük. Aşağı yukarı 5-6 maçtan beri stada gelmiyor. Bu projeler onun ve valimizin sayesinde olacak. Sizden rica ediyorum. Belediye başkanımız hakkında da çok fazla konuşulmasın. Eleştirilmesin. Sağ olun, var olun.